Evet sevgili izleyiciler, Meyit şu anda ne yapıyor? Konuşuyor musun? Konuşuyor. Siz soru sordunuz, o da cevaplamaya çalışıyor. Evet. Peki bir basket oynasın mı hemen? Tabii. Max hadi bakalım. Max'in müthiş bir basketçi olduğunu biliyor muydunuz? Evet ve basketi attı sevgili izleyiciler. Max çok iyiydi ya. Evet Max Chuck. Otur. Evet şimdi. Aferin sana. Bana da aferin. Hadi oraya bana da aferin. Oraya da. Bana da aferin Max. Evet. Max da aferinleşiyoruz sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi Max harikasın. Tebrik ederim. Ha. Evet. Bana teşekkür ediyor. Evet teşekkür etti Max. Şimdi bir basket daha atar mısın bizlere? Abi hadi Max yanıma geldi. Bir bekle. Bekle. Evet. Şimdi Max bana bak. Gözüme bakıyorsun. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Koş. Basket. Haydi Max. Basket. Max basket. Dur olmadı. Hadi basket. Bravo. Çak. Çak. Yavru. Evet. Sevgili izleyiciler gerçekten... Abi, işte... Bol oynar söyleyeyim. Çok iyi kalecidir. Valla. Basketten ona çıkacak. Max evet. Gel buraya. Max. Gel buraya. Bekle burada. Bekle burada. Sendesin. Hadi abi vur. O çok şey kaldı. Evet, gördüğünüz gibi. Kaldı, biraz daha mı hızlı vurayım? Biraz daha şöyle kaldırabilirsin. Gel buraya Max. Gel buraya. Otur. Bekle. Evet sayın seyirciler. Kalede Max. Ve Vahe şutunu atıyor. İşte Max. Ve gördüğünüz gibi hızlı da vuruyorum sayın seyirciler ama buraya, Max, bir daha Max. Hadi bir daha. Ya. Evet. Bir daha havadan şöyle biraz kaldırabilirsin. Evet ya. Kaldırıyoruz şimdi sevgili izleyiciler. Ters tarafa atıyorum. Hadi Max. Kolda helal olsun. Gel, evet. Gel, ben çekeyim. Gel buraya. Geç. Bekle. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Yani Max... Ah, süper. Otur. Çök be. Çök be. Hayır çök. Otur. Bu çok zor bir hareket. Kalk. Tekrar otur. Kalk. Tekrar otur. Hayır. Harikasın ya. Hoppa. Kaç yaşında mı? Havada pozunda bir. 4 yaşında. 4 yaşında. Evet. Peki. Erkek, sevgili izleyiciler, Max zaten tanıyorsunuz kendisini. Gel. 4 yaşında otur. Ve gerçekten çok başarılı kalk. Bir hayvan. Kalk. Al, verim sana Max. Max çok inanılmaz bir hayvan, gerçekten. Evet. Hani... Kaç yıl sürdü eğitim aşağı yukarı? Yaklaşık işte 4 aylıktan beri başladım. Yani hala da bir şeyler öğrenmeye devam ediyor. Eğitim bir yaşı yok. Hani öyle bir programlanmış bir şey yok. Hala da devam ediyor. Evet. Ve devam edecek yani. Ne yiyor? Özel maması var, onu yiyor. Ama onun yanı sıra çok arada bir çiğ besin, hani sebze karışımı, bir barf dediğimiz bir şey var, beslenme şekli. Çok arada bir onu yapıyor ama genelde hazır mamayla besleniyor. Evet. Bu Meksika bir hayvanları eğitiyorsun. Tabii. Benim mesleğim zaten köpek evet. Eğitmeniyim ben. Burada bu tesisinde eğitim soruyorum. Hani zaten çok meşhur oldun sevgili izleyiciler. Böyle bir Ali'yi de kolunu kaldırmak istiyorum. Çünkü kolay değil. Esas tabii Ali de Max çok yetenekli, çok akıllı, çok zeki ama yani sonuç itibariyle Ali yani bu işin ustası, üstadı. Gerçekten de Max gördüğünüz gibi sayın seyirciler inanılmaz güzel bir hayvan. Ve biz Max'i çok seviyoruz. Müthiş bir hayvan gördüğünüz gibi sayın seyirciler. Maşallah oğlum maşallah. Max utan. Utanıyor mu gerçekten? Şu an utanıyor. Bak şimdi Max al. Bak şimdi Max utan. Utan. Max utan. Utan. Max utan. Evet. Sayın seyirciler Max şu anda utandı. Max utan. Hayır utan. Utan. Ama niye utanıyor bu çocuğum beni? Vallahi. Bu var ya. Oğlum ya. Oh. Dünya yakışıklısı. Otur. Yat. Max. Koy kafanı.
Koy kafanı. Koy kafanı. Şimdi yuvarlanı heceleyerek yapacağız. Bak oradan hemen aldı. Gel buraya be. Gel. Yat bir. Yat bir. Yu. Var. Lan. Al. O da onun ödülü. Harika ya. Bırak bırak bırak. Maxi. Dişine mi takıldı? Bırak. Evet. Gel buraya. Otur. Max. Bekle. Peki. Film de çevirdi Max. Evet. Arkadaşım Max. Evet. Türk sinema tarihine geçti. Evet. Başrolünün bir köpek olduğu bir sinema filmi çekildi. İyi oynadı mı? Muhteşem. Yani beni şaşırttı. Ben ki onun ruhunu biliyorum. Orada gerçekten beni o kadar gururlandırdı ki anlatamam yani. Evet. Muhteşemdi. Bu gece buradayım sen. Bu köpek kimin ve sen onu nereden buldun? Geri. Geri. Hayır geri. Geri. Max geri. Geri. Dön bakayım. Dön. Şimdi geri git. Geri. Otur. Şimdi kalk. Ayakta bana doğru geliyorsun. Aferin sana. Dön bakayım. Aferin. Dön bakayım. Dön bakayım. Ayakta bana doğru. Şimdi kalk. Bana doğru. Evet. 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 Geri geri. Şimdi yavaş yavaş bana doğru gel. Aferin sana. Koş. Max geliyor basket atmaya. Ve Max geldi. Hop. Ve Max'ten süper bir basket. Şimdi yüksek atlama Max yapacak sayın seyirciler. Evet. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Otur bekle. Bekle. Şimdi bu fena değil değil mi abi? Max'i. Hop. Hoppa. Şimdi daha yükseğe. Bekle. Max bekle. Bekle. Hazır. Hop. Aslan oğlum benim be. Evet. Hadi gel buraya. Gel buraya. Aslı topta abi görüyor musun? Gel buraya yanıma gel. Yanıma gel. Şimdi gerilmeden atlayacak. Bu çok yani aerodinamik isteyen bir hareket. Gel buraya. Gel yanıma. Yanıma. Otur. Hazır. Max biraz böyle durman lazım. Heh. Hazır. Hiç gerilmeden atlayacak. Hazır mısın? Atlayacak mısın? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Haydi hop. Vay i̇şte vay 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 vay. Sayın seyirciler, alkış istiyoruz Max'e. Gerçekten mükemmel bir atlayıştı. Çok iyiydi gerçekten. Yani durduğu yerde o kadar yükseğe aynen çıkıyor sayın seyirciler ve atlıyor. Hakikaten inanılmaz. Çok başarılı. Yani ne demeli vallahi mükemmel. Evet. Ali'nin görüyorsunuz üstünde de Max'in dövmesi var. Sayın seyirciler. Yani kalbime kazıdım yani. Vallahi hakikaten enfes bir hayvan. Zaten bir bütün yarışmalarda kazanıyor. Onun için değil ben buna bak. Gel. Pozer hadi. Pozer. Böyle bir şey aşk bu ya. Aşk yani. Vallahi sevgili izleyici hakikaten. Ben bile duygulandım şu anda ağlıyorum. Çünkü benim de köpeğim var. Hakikaten. Canlaş bunlar ya. Kesinlikle. Ağzı var dili yok. Benim en yakın dostum. Kimi insan eleştiriyor. İşte köpektir. Ama o bir can. Hani Allah'ın yarattığı bir can. Var olmak haktır. Yani her canlının var olması gibi onların da sadece şimdi bunlar şanslı olanlar tabii. Bir de sokaklarda bu kadar şanslı olmayan toplum tarafından bir şekilde itilip kakılan kediler, köpekler var. Ricam hani sevmeyebilir insanlar, ona da saygı duyabilirim bir nebze ama en azından onların var olduğunu, var olmalarının bir hak olduğunu bilmeleri lazım. O konuda biraz daha bilinçli olmaya davet ediyorum insanları. Sen çok doğru söylüyor. Hadi geç yerine. Hadi. Peki insanlar böyle sana gidip de
hayvanlarını getirip benim köpeğimi de eğit diyorlar. Tabii. Özel dersler veriyoruz. Tesisimizde bu eğitim programları var. İtaat eğitim programları var. Burada ekibimiz var bizim eğitmenci ve Kennel Club'da. Orada insanların itaatle alakalı bütün problemlerini çözüyoruz. Köpeklerini daha anlaşılır bir şekilde aileyi daha rahat anlaması için eğitiyoruz. Harikasın Ali. Hadi hemen şöyle bir de tesisi gezelim. Tabii, Sayın seyirciler, Max'i de yanımıza alalım. Max. Evet. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi şimdi burada bir iftar menüsü hazırlanıyor. Evet. İftar menümüz Ali Usta tarafından hazırlanıyor. Burası gördüğünüz gibi bir otel, aynı zamanda bir tesis. Doğru mu Ali? Kesinlikle. Burası komplike bir tesis. Hem köpek çiftliği, içinde restoran, barı, havuzu, konaklaması mevcut olan komple bir tesis. Evet. Sevgili izleyiciler, şimdi de soframıza artık oturduk. Max de oturdu tabii ki. Max'siz olmaz sayın seyirciler. Kemal ve Şeyda Kural çiftliğiyle birlikteyiz. Bu tesisin sahipleri sayın seyirciler. İlk önce sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Enfes bir tesis. Kaç dönüm burası tam olarak? 14 dönüm. Kemal Bey, 14 dönüm ciddi bir rakam. Kaç oda kapasiteniz var? 19 odamız var. Bravo. Bu çiftlikte benim yurt dışından gelen jüri üyelerinden ve hakemlerden öğrendiğim kadarıyla da dünyada tek. Yani şu anlamda tek. Hem köpek çiftliği, hem köpek oteli, hem restoran, hem kalacak yer, hem de toplantı salonu olan bir tesis tüm dünyada yokmuş. Bu da Türkiye için bir övünç kaynağı herhalde. Efendim, harikasınız tek kelimeyle. Max, Allah'a ısmarladık. Gidiyoruz biz Max. Max, son bir şeyler söyleyecek misin Max? Max, son bir şeyler söyleyecek misin? Bay bay yapacak mısın? Bay bay yapacak mısın? Evet, şu anda Max bay bay yapıyor bize. Evet. Ve Ali'ciğim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hakikaten. Çok sağ ol. Enfes dakikalardı.